Herkese selamlar dostlar. 8 Ocak 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeallerinden, yüksek oranlarından bahsedeceğim. Yeri geliyor yüksek oran riski alacağım. Yeri gelecek en ideal seviyesinden önermeye çalışacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Bildiğiniz üzere güzel bir derbi mücadelesi var. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Bakalım sizlere de bu maçın skorunu sorduk arkadaşlar. Maç skoru ne olur diyerekten ekrana gelmiştir zaten maç skoru ne olur dedik sizlere sorduk. Bilen bu sefer bir arkadaşımız değil. Derbi özel olduğu için bilen skor bilen arkadaşımızın 3 tanesini katı telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Maç skorunu yorumlara yazmayı unutmayın. Katılacaklara bol şanslar. Geçtim bunu. Yüksek misli en son ne yaptık? Yüksek misli en son kadrolara bekleyip bir yüksek misli verdim. 750 TL'lik bir öneri yaptım. 1.74 gibi oranı vardı. Net kâra baktığımız zaman yüksek misli seviyesinde bildiğiniz üzere burada kasa da tutmaya başladım. Şu an kasanın net kârı 1397 TL kılçıksız bir kar var. Dediğim gibi burada 10 bin lira basın demiyorum 50 bin lira basın demiyorum zaten gelebilecekleri az çok kimlerin ne, ne seviyede olduğunu biliyorum uzun zamandır bizlerle oldukları için de burada böyle güzel bir şekilde şirin bir kasa yönetimi yapıyorum diyeyim ben sizlere burada da 1397 lira net kılçıksız karı var dedim yüksek misli de aynı şekilde bugün de ilerledik bakalım neler olacak göreceğiz geçtim bunu canlı odamızda canlı maçlarımız devam ediyor zaten şu dönemde her gün bildiğiniz üzere bülten var sıkışık bülten olduğu için maçlar üst üste de gelmiyor. Maçları da izleyebiliyoruz. Canlı maçları da yapabiliyoruz. Yeri geliyor tenis yapıyoruz. Yeri geliyor Avustralya yapıyoruz. Solda mesela Avustralya'nın sabah canlısı vardı. Üçüncü gol ev sahibi olarak değerlendirdik. Zaten çok bekletmedi. 3-4 dakika içinde direkt geldi. O şekilde biz de canlılarımızla birlikte değer katmaya, ekstra olarak kazanç sağlamaya devam etmeye çalışıyoruz. Canlılarımıza zaten güvenilirleri siz de biliyorsunuzdur. Ayrıca Herkese açık grubumuz var. Oraya da ara ara canlı bahisler zaten atıyorum. Açıklama ve yorumlarda zaten linki var. Orada da 5200 kişi oldu. Dün mesela oraya bir adet canlı attım. Ekranda gördüğünüz canlıyı. Asbel Anadolu Efes'in maçı vardı. Dedim Anadolu Efes bitmiş. Maçı kazandı ama son periyot yani mucize yarattı diyeyim öyle söyleyeyim. Asbel verdi maçı yani. Büyük hata yaptı. Ben asfalt tarafından aldım. Dep basman 70.5 üst aldım. 72 sayı attı zaten asfalt takımı. Başarılı olarak orada da bir canlı attık. Orada da başarıyı elde ettik. Sizlerden ricam derbi özel bir program olacağı bu. Artı 300 seviyesinde like'larınızı atmanızdır. Like'larınızı eksik etmeyin. Hemen 2 saniye like atarsanız ayrıca teşekkür ederim diyerekten de başlayalım. Fatih Karagümrük Konyaspor Konya Spor Karşılaşması. Burada kara gümrüğü favori göstermemişler açıkçası. Bu biraz da kadro kalitesinden dolayı olduğunu düşünüyorum ben. Fakat genel şu son dönemde oynanan oyuna baktığımız zaman da kara gümrüğün güzel bir oyun oynadığını söylemek çok mümkün. Pillo ile birlikte yavaştan oturan bir kara gümrük var. Özellikle sol açıkta Boren'i çok iyi ya yani sezgileri inanılmaz iyi olduğunu düşünüyorum ben. Ee, pozisyon aldığı konum topları takip edişi diyerekten ve orta alandaki da o ortayı orta sahaya inanılmaz bir dinamiklik katıyor. İleride de Jagne de atıyor maşallah var. Jagne'yi de severim. Karagümrük ben bu maçta gol bulmasını bekliyorum. Konya tarafına baktığımız zaman da Karagümrük ne kadar gollü maçlar oynuyor değil mi şu son dönemlerde? Oynadığı oyun taktiğinden dolayı kesinlikle bu Karagümrük'ün atıyor da yani bir sıkıntı yaşamıyor. Konya'ya baktığımız zaman da onlar da son dönemlerde gollü maçlar oynuyor. Özellikle Muhammed Demir değil de ileride Diouf formayı kaptığı artık o biraz daha güven veriyor Muhammed Demir'e göre. Ve kanatları da hızlı kullanan bir Konya Spor var zaten. Mihar'da dediğim gibi Mihalak'la Emulton var. Ee, i̇kisi de çok hızlı oyuncular ve seri oyuncular olduğu için Karagümrük'ün bekleri de sıkıntı yaratabiliyor o yüzden. Beklerine sıkıntı yaratabilirler diye düşünüyorum ben burada. Konya'nın atacağı golü değerlendirerekten de idealden bir KG var maç olarak değerlendiriyorum. Maçın zaten beklentisi 2-2'lik bir skor bilginize. Onu geçtim. Bir de yüksek oran olarak ne yapabiliriz diye baktığım zaman da ilk yarıdan maç beklendiği gibi geçerse ilk yarıdan 2 gol neden gelmesin diyorum. İlk yarıdan gelecek 2 gole de 2-30 gibi de bir oran açmışlar. Değerlendirecekler bu yönde de bir değerlendirme yapabilirler. Utrecht ile Feyenoord mücadelesi bu maçın golle geçmesini bekliyorum. Şundan dolayı Feyenoord zaten hücum futbolunu sergiliyor. Pozitif futbolunu içeride dışarıda fark etmez sizin sergiliyor ve bundan sonuç alabilen takımlardan bir tanesi. Utrecht'e baktığımız zaman da kendi evinde aynı şekilde onlar da gol atma futbolunu sergiliyor. Feyenoord'la oynadıklar, PSV oynadılar ki geçmişte oynadıkları maçlara baktığımız zaman da Utrecht'in zaten Feyenoord'a diş geçirdiğini ve oynadığı her iç maçında gol bulduğunu Söylemekte yanlış olmaz. İstatistik olarak da zaten bakabilirsiniz. Ki dediğim gibi iyi bir takım. Kendi evinde de o da, bunlar da pozitif futbol sergiliyor. Maçın 3-0 var mı diye baktığım zaman da bence var. Ben burada o yüzden KG var tercihine gitmedim. Oran ideal bence bir 30 31-35 ba bandında. Mücadelenin ben 2.5-3 sonlanmasını bekliyorum. Bence mücadelede 90 dakika boyunca 3 tane gol seyrederiz. Ev sahibinden de gol beklediğimi ayrıca belirteyim. Varın oranı zaten bir 38 ama ben burada bir 35'e gittim. Maçın 3-0 olduğundan dolayı. Ankara gücüyle Kayseri. Kayseri'de bir kriz var arkadaşlar. Yani deplasmanda zaten Alanya deplasmanı vardı. Çok da iyi bir oyun sergileyemedi orada. Şimdi bu maçta Mensah da kart cezalısı. Bu maçta olmayacak. Tiam'da zaten bir sakatlı var. Orta saha dinamikli. inanılmaz düşecek bir Kayseri spor var bu mücadelede. Gol atabilir mi? Yine Mustafa Peklemek, İlhan Parlak gibi isimler oynayabilir burada. Yıllardır emektarlar bunlar. Oynayabilir de ben bu maçta düşük orana gitmek istemiyorum. Tek tercih yüksek orana gideceğim. Ankara gücü son Galatasaray maçında ne kadar güzel bir futbol sergiledi. Yani Galatasaray az daha deliyordu. Emre Kılınç'ın boş kaleye kafa vuruşu falan bilmiyorum garip. Çok kaçırdı Ankara gücü ve çok baskılı bir oyun sergiledi. O baskılı oyunundan sonuç alamadı. O sonuç bu maça yansıyabilir diye düşünüyorum. Kayseri tarafından eksik olduğundan dolayı ben bu mücadelenin ve Kayseri tarafındaki eksiklerin de Mesa, Tiam gibi oyuncular olmasından kaynaklı teknik ve orta saha dinamikleri gerçekten yüksek oyuncular olduğundan dolayı orta sahada sıkıntı yaşayan bir Kayseri Spor olur gibi geliyor bana. Ben burada doğrudan Ankara gücünün galibiyetine gideceğim. Oran da 1.88. Düşük oran yok. Riski karşılıyor. Bence zaten 1.88 oran isteyen sisteme de atabilir bunu. Benim skor beklentimde 2 birlik bir Ankara gücü galibiyeti olacak burada. Ankara gücünün Kayseri'ye karşı üstün gelmesini bekliyorum. Son haftalarda kendi evinde bir Ümraniye mağlubiyeti aldı Ankara gücü. Fakat o mağlubiyeti de çok fazla hak ettiğini söyleyemeyiz. İleri hattında zaten sol e, inanılmaz işler yapabilen bir oyuncu. Arkalarda baktığımız zaman da Zahit ve Taylan'la birlikte besliyor. Kanatlarda CS'ye Emre Kılıç derken de kaliteli bir kadroya sahip. Bence Ankara gücün galibiyetini almak da burada mantıklı geliyor bana. Gelelim derbiye Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ben söylüyorum bunu her zaman söylerim. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray yani bu tür işlerde kesinlikle duygusal bakmam ama Galatasaraylı olduğumu belirteyim. Ben şurada fazla da lafı gevelemek istemiyorum. Fenerbahçe'nin kendi evinde bu dep basman taraftarı almam olayı gerçekten bu Büyükelçi geldiğinden sonra oldu. TFF başkanı değişti ya ondan sonra oldu bu olaylar. Yani yıllardır geliyordu deplasmana taraftarlar. Herhangi bir çok da problem olmuyordu. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Ben açıkçası deplasmanın alınmamasına karşıyım. Alınsaydı keşke. Her maçta böyle yapıyorlar da artık bence iyi iyi bir şey değil bence. Fenerbahçe burada galibiyeti oynayacaktır. Ki Jorge Jesus'un açıklamaları çok netti arkadaşlar. Yani geçen gün yaptığı açıklamalar çok net. Yani rakip ne olursa olsun biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Doğru. Hatta orada gazeteci soruyor. Ya yani arkaya top kaçırıyorlar. Arkada boşluk bırakıyorsunuz doğru mu falan derken bunun önlem alacak mısınız diyerekten yok biz kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz diyor Arkaya kaçabilenler değerlendirebilenler takımlar değerlendirsin Yediğimizden çok atacağız şeklinde bir mani bir açıklaması vardı açıkçası Fenerbahçeli ile oynayacaklar Galatasaray takımı burada Ben burada KG var söylemeye gerek yok bence Galatasaray takımı da gol atabilir Ben size maçın beklentisini söyleyeyim yani son döneme göre golli bir derbi geçecek gibi. Hatta indeks beklentisi 3-2 yazıyor Fenerbahçe tarafına. Ben burada düşük orana gitmeyeceğim. Ama dediğim gibi KG var. Al ideal kombine. Hadi zevkle izle maçı. Ben burada Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. 1.87 oranı var. Doğrudan taraf tercihini burada Fenerbahçe'den yana kullanıyorum. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe nasıl kazanır? Bir de bunun üstüne konuşmak lazım. Benim kendi skor beklentim burada 2-1'lik bir Fenerbahçe galibiyeti. Belki 3-1 olur ama ben ağırlıklı olarak 2-1'de kalacağım. Tek farklı Galatasaray galibiyeti burada 3-60. Tek farklı Fenerbahçe galibiyeti. Bak bir şeyler oluyor. Allah mı söyletti ne oluyor? Tek farklı Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. 3.70 bandında bir onun oranı var arkadaşlar. Dediğim gibi ben Fenerbahçe'nin burada taraftar ile birlikte, oyunla da oyunla birlikte Galatasaray'a karşı diş geçirmesini, maçı da kazanmasını zaten bekliyorum. İdealden Doğrudan 1.87 oranı yöneldim. Doğrudan Fenerbahçe galibiyetini öneririm. Sampdoria-Napoli mücadelesi. Bu maçı da şöyle değerlendirme altına aldım. Napoli son maçında Inter'e karşı çok iyi bir oyun sergileyemedi. Yani aslında oyun olarak şöyle top çevirme falan üstün gözüktü. Fakat net pozisyonlara giremeyen bir Napoli takımı vardı. Son dönemde de bir hazırlık maçlarında falan derken bir mağlubiyet serisi var 3 tane. Napoli'ni ben bu maçta Sampdoria'ya karşı formda... Santoro'ya karşı. Burada iki gol atmasını bekleyeceğim. Bireysel yetenekli oyuncular zaten fazla. Bu maçta bence kilidi fazla zorlamazlar. İki tane gol atarlar gibi geliyor. Deplasman 1.5 üstü oranı burada 1.36 gibi oranı var. İdeal kombinlere girer mi? Ya, evinde zaten çok rahat girer de Deplasman biraz zorlayabilir. Fakat Napoli'nin de bu son haftaki derbi Inter derbisini kaybettiğinden dolayı burada bir telafi yapmak isteyecektir. Dep atacağı iki gol değerlendirme altına alınabilir bence. Son maçı Milan'la Roma mücadelesi. Milan'a bu sezon kendi evinde güvenin derim ben. Kendi evinde kimle oynarsa oynanın. Yani ne bileyim Napoli ile Inter oynadığı zaman var alabiliriz. Fakat Roma ile falan oynadığı zaman Roma da sıkıntılı da. Bence Milan Roma'yı rahat dener. Yani rahat dener diyorum açıkçası. Çünkü Leon'un oyunu, Tonali'nin attığı arkaya paslar, Leon'un koçuşları, Giroud'un bitiriciliği derken Milan çok fazla zorlanmaz gibi geliyor. Baktığımız zaman da Leao aynen Diaz, Tonali, Benazer, Giroud bunlar kadroda. Ee, Roma tarafı burada galip gelir mi acaba? Son maçını da kazanan bir Roma var. Fakat şunu söyleyebilirim ki yani baskıcı bir Milan oyunu olacağı için ben Milan'ın burada şampiyonluk yarışında da en güçlü adaylardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Oynada oyunla birlikte. Milan'ın doğrudan galibiyetini 1.64 gibi oranından öneririm yine aynı şekilde risk alacağım mı? Aldım. Taraftır, risktir, orandır. Oran da güzel. 1.64. Avrupa'da 1.90 civarında değerlendirecekler burada Milan'ın da doğrudan galibiyetini değerlendirme altına alabilirler. Toplamda 6 adet maçım vardı. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsettim. Yani orandan kaçmadım. Bu maç risk aldığım bir video oldu açıkçası. Risk aldığım bir tercihler vardı. Fakat riske değdiğini düşünüyorum. Gelir gelmez bakacağız. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.